Var mı söyleyeceğim bir şey? Ya, Ufuk iyi. Ulu Taş'ın atanacağı söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanı da e, bu aşamaya geldiğini bugünkü konuşmasından anlıyoruz. İsrail'le yakınlaşmasının ki iki ülkenin yakınlaşmasının ilk adımı herhalde Büyükelçi Atanması. Ufuk Ulu Taş'ın adı konuşuluyor. Ufuk Ulu Taş da Seta kökenli. Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen. Bu da e, bu açıdan da hani bir anlamda daha önce de aslında adı konuşulmuştu. Setan'ın da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ve Türk dış politikasındaki etkisini, bugünkü saraydaki gücünü, hatta Fahrettin Altun'da yaşanan kırılmayı, bütün bunlarla düşünüldüğünde bir tür berat albayrak etkisi İsrail kurulacak yeni ilişkilerde ekonomiden sonra orada da bir berat albayrak rolü etkisi görünüyor diye düşünüyorum. Evet ama yani biraz önce bir Bey'in de söylediği gibi yani e, e, İsrail'le müzakere o kadar e, basit bir iş değil. Göreceğiz bakalım nasıl e, olacak atama. Şimdi e, bunu da buraya not olarak koyduktan sonra bu akşam Erdoğan'ın açıklamalarını çok konuşuyoruz. Demin kısaca arada bir lafını geçirdik Emin de tepkisini vermişti ama e, bir kez daha döneceğiz çünkü şu anda sesini de aldık. Erdoğan bu akşam bayağı herkese dedi ki paralarınızı kamu bankalarında tutun, özel bankalara götürmeyin, oralarla çalışmayın. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamalarını. Tabii özellikle de özel bankaların bu konuda hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz. Ben de vatandaşlarıma sesleniyorum, diyorum ki kamu bankalarına gidin ve kamu bankalarına gitmek suretiyle de böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin. Çünkü kamu bankaları bu konuda hassas ve vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayretin içerisine giremez. Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları biliyor ama... Bunu söylemeye mecburum çünkü eğer biz bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek bu konuda sömür yoluyla değil vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizinle de kullansın ama siz böyle yaparsanız e gideceği yer neresidir uygun krediyi veren kamu bankasıdır oraya gidecek. Ora vasıtasıyla konut kredisi mi? Araç kredisi mi? Onları da buradan temin edecek. Faizden medet umulmasını biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüme kararımızı her zaman açıklıyorum. Bankalarımızın bu yaklaşımı benimsemesi... Özel bankalara sömürü düzeni dedi <laughs> Erdoğan. Şimdi bir dakika. Bu arada Türkiye ya hakikaten dedi. Ne diyorsun? <laughs> ha, bir, bir, bir dakika bağlamında söyleyeyim de belki oturtursun. Ay, Şimdi diyor ki karşısındaki e, isimlerden bir tanesi. Politika faizi yüzde on dört ama vatandaş özel bankaya gittiğinde taşıt kredisi, özel kredi daha yüksek. Bu aradaki makası nasıl değerlendiriyorsunuz? Diye sormuş ama belli ki cevap bunun için hazırlanmış bir aslında özel bankalara bir tehdit niteliği taşıyor. Bu arada özel bankalar dediğimiz Katar, Rusya Bankası zaten kendi iktidar sırasında satın sattırdığı, satın aldırttırdığı bankalardan bahsediyoruz. Ne diyeceksin? küçük bir şok yaşıyorum. Biri, biri ardına çıkıyor. Orada bir tane bir şey yok. Birden fazla şey var. Bir kere birincisi tüketim ekonomisine destek vereceksek Türkiye ekonomik modeli diye bir şey açıkladı e, AKP. Sayın Erdoğan AKP Türkiye ekonomik modeli diye bir şey açıkladı. Tüketim ekonomisini terk ettiğini söyledi AKP. Yani Sizin haberiniz yok galiba Sayın Cumhurbaşkanı. Biz üretim ekonomisi modeline geçmiştik. Tüketim ekonomisi modelini reddetti AKP. Yani en azından bize öyle söylendi. Bilmiyorum Sayın Nebati ile konuşuyor musunuz hiç bilmiyorum. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ekonomik modeli bu. Üretim ekonomisine geçtik. Tüketim ekonomisi değil. İkincisi bu. Ki iktisadi model zaten bize der ki, tüketim yoksa üretimde olmayacaktır. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum bizzat iyi. AKP'nin açıklaması üzerinden söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi özel bankalar dediğiniz halka açık. Şimdi bunlar halka açık. İnsanlar bunları yatırım yaptılar. Ne yapacaklar? Zarar mı edecekler? Bu bir. Üçüncüsü açık açık. DDDK'nın suç duyurusunda bulunması lazım Sayın Erdoğan hakkında. Burada açık açık Cumhurbaşkanı insanlara diyor ki gidin kamu bankalarına. Özel bankalara gitmeyin. Hayır, Bunu ben söylesem düzen, sömürü düzeni varsa zaten devletin buna müdahale etmesi gerek ya nasıl anla, yani? Ya şimdi zaten akıl alır gibi bir şey değil ama şöyle bir şey var. Bu Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan'ın söylediği bu sözleri Emin Çapa bu yayında söyleseydi BDDK yarın benim hakkında suç durusu bulunmuştu ve öbür güne kalmadan da savcılık benim hakkında açık açık soruşturma başlatmıştı. Yani şu sözleri ben söylesem yanmıştık yani. Ben asla böyle bir söz söylemem. Bunlar böyle bir cumhurbaşkanının söyleyeceği sözler ...değil her yanıyla iler tutar... E, ...yanı yok. Ee, yani bilmiyorum. Ne, ne diyeceğimi de şaşırdım. Çok tehlikeli cümleler bunlar. Özel bankalara dönük... ...bir güvensizlik yaratılması... ...Türkiye'de. Ee, bunun üzerinden Türk ekonomisinin... E, ...riske atılması... söylenecek sözler değil. Öbür taraftan da... ...kamu bankalarının... ...kaynaklarının ucuza kullandırılması... Bu da kabul edilir bir şey değil. Bu da kabul edilir bir şey değil. O bankaların sahibi var. O bankaların sahibi Emin Çapa, Barış Derkoğlu, Şirin Payzın. O bankaların sahibi biziz. O bankaların kaynaklarını ucuza kullandırtamazsınız. Hiçbir şekilde kullandırtamazsınız. Bu kabul edilir bir şey değil. Uğur, ee, e, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bağlanmak istiyormuş. Ona söz hakkı vereceğim ama Barış'ın da belki Erdoğan'ın sözleriyle bir ilgili bir... daha şey. benim söylemem lazım. Önemli bir nokta daha var Şirin bunun içerisinde. O da şu, burada Sayın Erdoğan'ın söylediği soruda yani kendisine sorulan soruda politika faizi yüzde 14, bankalar yüzde 32 ile kullandırtıyorlar. Sayın Nebati Cumartesi günü politika faizi yani merkez bankası faizini yani politika faizini geçersiz kıldık. Artık hiçbir hükmü yok dedi zaten. Bu bütün o toplantıya katılan ekonomistleri şok etti. Yani Barış bunun ne demek olduğunu em, ekonomi eğitimi almayanlar anlayamazlar. Biz elimizde ki enflasyona karşı, hayat pahalına karşı elimizdeki en önemli silahı iptal ettik. Kilit vurduk üstüne demek. Sayın Nebati böyle söyledi. Dolayısıyla artık o faizin bir hükmü yok dedi. Dolayısıyla o faize bakıp politika e, şeylerin faizini konuşamayız. Bankaların faizini evet. konuşamayız. Aşıklarımızda zaten haklar. Erdoğan'dan e, kanuna muhalefet aslında kanuna karşı gelmiş oluyor. Evet. Bir de Erdoğan vatandaşı bunu öneriyor da hazine ne kadarla borçlanıyor? Ha, <laughs> bir de o tarafı var. Ya yani kendisi Türk hazinesinin başında var. olan kişi olarak. Evet. Bence Erdoğan... Onu da söyleyecektim ama. <laughs> AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a bugün notları kim hazırladıysa ya çok yanlış yönlendirmiş ya da notları eksik hazırlamış. Cumhurbaşkanı ya da Cip Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı Cip Tayyip Erdoğan'dan haberi yok. Yani ya da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan haberi yok. Bu ikisi birbiriyle biraz haberdar olurlarsa ülke daha iyi yönetilebilir diye düşünüyorum. Şimdi e, normalde çok az bir süremiz kaldı ama Uğur Poyraz bizimle birlikte. İyi akşamlar Uğur Bey. E, i̇yi akşamlar diyorum, iyi günler diyorum. Teşekkürler. Sizi daha geniş bir zamanda almayı tercih ederdik doğrusu isterseniz. Zaten onu söylemiştim ben de e, çünkü hem soracak çok sorumuz olurdu maalesef Hı -hı. şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı ee, Buyurun ee, itirazınız var ya da söyleyecekleriniz var galiba Sizi dinliyoruz Evet geçtiğimiz hafta bir televizyon programında yaptığım açıklamanın sadece bir başlığı ekranlara ya da basına açılmıştı açıklamanın devamı